Hem Ankara Gücü Beşiktaş maçının ilk yarısında 3 gol ve Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü var. İlk yarıyı Erman Hoca ile birlikte değerlendireceğiz. Aslına bakılırsa Ankara Gücü takımı kontrollü, işte alan daraltan, bazı oyunculara savunma yaparak, baskı yaparak başlayan bir görüntü sergiledi. Öne de geçti fakat takımlar arasında bisiklet farkı olduğu gözüküyor hocam. Katılır mısınız? Weghorst gibi belli oyuncular da çok fark ediyor. Yani. Bisiklet farkım var, bisiklet farkım. Bisiklet farkı var hocam. Bayağı var. Yani benim takımım, bakıyorum şöyle tartıya koyuyorum, bu maçtan beraber de ayrılamaz geliyor yani, görüntü o. Beşiktaş henüz gaza basmadı. 1-0 mağlubiyete düştükten sonra biraz pres yapmaya başladılar. Zaten o arada da maçı hemen 2-1 yaptılar. Alışıldık Beşiktaş oyunuyla başlamadı. Başlamadılar. Baskı yapmadan başladılar. Ankara Gücü daha şey başladı. Tabii teknik adam değişikliği var. Yeni. Ne yaparlar bilmiyorum. Bu sene tabii ligde kalmaya uğraşacaklar. Ama işleri şu görüntüde zor. Ama Beşiktaş takımı öyle veya böyle futbolda işte mesela bir gol yediler. Ankara Gücü çok güzel bir gol attı. Hemen ortası güzel. Şey, hemen reaksiyon verdiler. Ama bu maçta rahatlamaları için bir gol daha bulmaları lazım. Tabii. Ki bence bulurlar gibime geliyor. Yani maceraya sokmazlar. Yani bu maç 2-1 götür sonra 80'den sonra bir golle sen çeviremezsin ki. Beşiktaş'ın başına geldi bu. Hani Alanya maçı bile 3-3'lük maç. Onun için Beşiktaş tahmin etmiyorum. O hatayı yapmaz. Ama gene işte bir pivot santrfor şekli. Bir orta. Bu sefer topuğunla topa vurdu. Kaleciden döndü. Gol yaptılar. Ne kadar faydalı oynuyor Weghorst. Kapıya çıktı, indirdi. Gene gol yaptılar. Yani işte şeyin, teknik adamın oyunu böyle. Bu tarz istiyor. Mesela Fenerbahçe teknik adamı da bu tarz istemiyor. Söylüyor onu. Evet. Çabuk adamlarla gideyim diyor. Evet. Depar atarak çabuk adamlarla gideyim diyor. Tabii bu her yiğitin bir yortu işi var. Tabii elindeki futbolculara da bağlı. Doğru. Beşiktaş gaza basmadı. Niye bilmiyorum ama belki de şunu mu yaptılar acaba? Ya biz geçen maç bir 45 dakika baskılı oynadık. Sonra biraz durduk. Sonra biraz daha da durduk. Ya biz hemen başlamayalım. Hani arada bir böyle 10 dakika olmayınca zorlanırsak mı? Hep ilk yarılarda evet, oynuyor. Hani, sonra vites düşürüyor diye. Biz dediler duruma göre mi baskı yapalım dediler. Biz de tabii Ankara Gücü'nü tam tanımıyorlar. Yeni bir takım. Yeni bir kadro. Baktılar önce, şöyle bir teraziye koydular, bir tarttılar, marttılar. Dediler ki biz bu takımı yeneriz. Görüntü o. İkinci yarıda da çok anormal bir şey olmazsa Beşiktaş sağdan galiba ayrılır görüntüde. Öyle gibi gözüküyor. Hani futbol tabii, diyoruz ama futbol bu. Hocam futbolda da futbol bu da futbolda o kadar da fazla futbol değil abi hocam, yani. Bu sezon biraz aradaki makas fazla. Fazla hocam. Hep söylüyoruz ama hakikaten görüntü de o. Yani bazı takımlarla, yukarıdaki takımlarla aşağıdaki takımlar arasında çok fark var. Çok fark var. Çok fark var yani. Yani bunun sinyalleri geliyordu. Beşinci haftaya geldik. Daha resim netleşmeye başladı. Evet. Hani daha transferler yaparlar mı, yapmazlar mı, ne olur ama zor abi, işleri zor yani bakıyorum. İkinci yarı Beşiktaş çok hani değişik bir şey olmazsa. Bilmiyorum, Beşiktaş 12 kez Ankara Gücü ceza sahasına girmiş. Ankara Gücü 3 kez girebilmiş Beşiktaş ceza sahasında. Yani top tutmakta, orta alandan kreatif top çıkarmakta. Mesela Tolga Ciğerci golde çok güzel bir orta yaptı. Berizzi'nin kafa vuruşu da çok güzeldi ki Beşiktaş ilk kez hava topundan gol yedi. Ama bu tarafta Muleka atmaya devam ediyor bu arada hocam. Muleka'nın da bir iki hafta böyle eleştiri aldı ama silkindi, golleri atıyor Muleka. Atıyor evet. Ve şimdi mesela Gezel bu haftada yok ama hani döndüğü zaman acaba tempo oyununda Gezel mi Muleka mı orada ilk tercih olur? O zaman maçına göre adam sokacak, tabii, oynatacak. Yani ne olacak? Türkiye'de çok farklı bir şey olmaz hocam. Yani ikisinde kullanacağım maçlar var. Tabii tabii. Yani Gezal da 90 dakika sahada durduğu zaman çok faydalı olan bir oyuncu değil ama çok iyi oyuncu. Yani sahneye çıktığı zaman ama böyle 90 dakika fizik olarak verebiliyor mu? Vermiyor. Vermiyor. Ama bu Beşiktaş takımında
görev bölümü şey parçalanırsa enerji tasarrufu hepsi iş yaparlar. Çünkü kupası var, ligi var. Hepsini oynatacak yer var hocam. Var hocam, evet. Sahaya da iyi yayıldığını Beşiktaş'ın bu ısı haritasında da görüyoruz. Özellikle sol kanadında yoğun bir şekilde kullanmış. Ankara Gücü de kendi yarı sahasında bayağı bir kızarıklık var Ankara evet. Gücü'nün. Oyunu şimdi orada kabul var, etti zaten. Var. Ceza sahası yakında içi çevresi. Yapamazsın. Adamlarda uzun santriforda var. Kalktı mı ayağa indiriyor yani. Ankara 3 takımından var mı rakip santriforla kafa kafaya oynayabilecek bir adam havada? Yok. Zor. Zor. Adam her çıktığını aldı. Alamasa da bozdu. Tabii. Yani bu tarz oyuncular zaten ligimizde iş yapıyor. Türkiye evet. Ligi'nin işte daha önceki örneklerini de seyrettik. En son Cornelius'u, Muriç'i daha önce. Yani çok var bu tarz Türkiye Ligi'nin oluşturan oyuncular. Futbolunun da boyu kısa. Oyuncuların da boyu kısa hocam. Şimdi Valerian İsmail bugün kalede Emre Bilgin'e şans tanıdı. Hatta biz de sorduk ya Ersin'de bir sorun mu var diye. Ama hoca da dedi ki yani herkese hazır tutmak lazım bütün oyuncuları. Emre'ye şans verdi. Ersin'in biraz bu transfer döneminde gitti kaldı olaylarından kafasının karışık olduğu falan da söylendi. Bilemiyorum ne kadar ondan kaynaklanıyor bu tercih ama siz nasıl bakıyorsunuz bu hocanın yaklaşımına, bu tercihine? Hocam şöyle, Ersin'in ilk çıkışıyla devam edişi ve sonra duruşu var. Yani Ersin eski ilk zamanlardaki heyecanı şeyi yok ve hata da yapıyor. Bunu geçenlerde de söyledik. Yani Ersin'de bir düşme var, bir şey var. Tabii teknik adam da herhalde dedi ki ya ben bir de diğerini de hazırlayayım dedi. Bu da fena kaleci değil ama. Evet, iyi kumaşı var. Bu da iyi kumaş. Olsun abi yani. Orada bir rekabet sağlamak hep zorunda. Hep tehdit olsun. Bir oyuncuya bir tehdit doğru. Olması lazım hocam. Onun doğru için hocam. Ankara Gücü maçında seçti belki de. Teknik adam. Hani araştırdı, baktı ya işte attıkları gol, yedikleri gol bilmem ne filan. Haftaya Başakşehir maçı var hocam. Evet. Başakşehir'de dolu diskin gidiyor. Güzel maç haftaya. Haftaya değil mi? Güzel maç. Güzel maç olur. Günü belli mi? Büyük yalnız, ihtimalle yalnız ben bunu, pazartesi gibi ben bunu şeye olabilir. De söyleyeceğim tabii şimdi yayında da söyleyeceğim. Yayıncı kuruluştaki arkadaşlarım istiyor bu saatleri. Futbol Federasyonu mu istiyor? Valla ben evden bu üstümle çıktım. Şimdi giderken mont vardı şeyde, montumla gideceğim çünkü üşüdüm. Bir şey daha tavsiye edeceğim Futbol Federasyonu'na ve yayıncı kuruluşa. Haftaya maçları bu saatte oynatırlarsa 21'de 21.45'te hani su molası veriyorlar ya, su molası değil. Ya salep molası versinler ya çay molası versinler, kenara getirsinler. Çünkü hakikaten çok soğuk Ankara. Yani Türkiye'nin çok yeri soğuk. Ya yapmayın sen arkadaşlar ya, neyle idatlaşıyorsunuz ya, yapmayın. Ben bugün İngiltere'den maç seyrettim, Manchester United maçını ya. Gündüz. İngiltere'de öğleden sonra. Tabii. Yani ayıp ediyorlar ya. Yani bu neyin inadı nedir? Bu hafta anaokulları başlıyor. Haftaya çocuklar başlıyorlar. Tabii. Bu hafta ilkokullar, oryantasyon, eğitim başlıyor. Yani ya iki şekil haftaya yapın. Bütün okullar ya başlıyor. Ya iki şekil yapın. Geçen hafta söylediğim gibi maçları 2-2.5'a alın. Çıkınca işkembe çorbasına falan gitsin insanlar. Kelle paça yesinler. Veya yani gene aynı yapacaksanız salep verin. Çay molası verin. Hani seyirciye de dağıtın ya. Bu rezilliğe bir son verin ha, bu saat rezilliğine. Kusura bakmayın ya. Yani kimle dalga geçiyorsunuz? Hangi akla hizmet veriyorsunuz? Kovaladığınız nedir? Bir türlü anlayamadım. Bunu yapan kim? Bir de Allah aşkına çıkıp konuşun ya. Biri birine top atıyor. Federasyon ona atıyor, o ona atıyor. Ne kovalıyorsunuz abi? Parayı mı kovalıyorsunuz? Seyirci doluyor. Ya neyi kovalıyorsunuz abi? İnsanlar ya vallahi üşüdüm ya. Şimdi montla gideceğim eve. Yok şu anda serin hava gayet. Hala 21.45'te başlıyor neyin ama serin odası, hava. Neyin daha maçlar bu saatte abi? Ya biri söylesin ya. Kime hizmet ediyorsunuz? Neden yapıyorsunuz? Ya biri söylesin, merak ediyorum hoca ya. Kimle dalga geçiyorsunuz? Düşün abi. 5 hafta gibi. Şimdi Ankara'da bu maçın oynandığı yer Etimesgut Sunay Ersoy hocam. Nasıl soğuktur biliyor musun şimdi? Tabii gece gündüz ve bunun farkı da inişi, başlıyor şimdi. Orada abi. Yol filan da bayağı zor. Hani şeker fabrikaları vardı. Onun daha ilerisinde bir yer bu. Yani
Bunun dönüşü, çoluğu, çocuğu filan ayıptır ya. Ankara'ya bayağı uzak bir yer burası. Mesafesi var Eryaman. Bayağı mesafesi var. Eryaman'ın var. Ve soğuktur. Buradan burası böyleyse orası daha soğuktur. Bakalım. Dileyelim ki bir an önce futbolu birileri mi idare ediyor, normal şartlara dönelim. Yavaş yavaş skorboarda topu bırakacağım ama hakemle ilgili var mı, Mete Kalkavan'la ilgili ilk yarıda gözüne batan? Hocam Mete Kalkavan işte, o kadar hakem yani. Altılık hakem. Ya 7 olmaz. 4 olur, 7 olmaz. Altılık hakem işte. Yani herkesin de kabul ettiği bir şey bunu yani. Bu tip maç. Maçta henüz bir şey yok ama kitlense çözemez. Çok zorlanacak bir maç değil. Da değil gibi. İki ama tabii belli olmuyor. Evet. İki takım arasında. Futbolcular da kötü niyetli de değil. Evet. Görüntüsü de o ilk yarıdaki. Evet. O yüzden çok hakeme de iş düşmedi. Biz değerli izleyenler yavaş yavaş sözü skorboarda bırakalım. Skorboardun ardından 90+1'de birlikte olacağız. Ardından da A Spor'da günü takım oyunuyla noktalayacağız efendim. Biz sözü skorboarda bırakıp 90+1'e randevu veriyoruz.